Posta Teknoloji'den herkese selamlar. Yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Bugün Asus'un tek bir dokunuşta mobil oyunların gecikme süresini düşürebilen çift band Wi-Fi 6 destekli oyuncu router'ı RT-AX86U'yu detaylı bir şekilde inceliyoruz. Şu arkamdaki canavarın incelemesine geçmeden önce Wi-Fi 6 nedir, ne işe yarar biraz ondan bahsedeyim. Son dönemde epey ön plana çıkan 802.11ax ya da başka bir deyişle Wi-Fi 6 çok yüksek hızlarda veri aktarımına olanak sağlayan yeni bir kablosuz bağlantı standardı. Pek çok yerde artık bunu görüyorsunuzdur. Burada aklınıza hemen 5G de gelebilir fakat ikisi aynı şey değil. 5G dediğimiz şey kablosuz bağlantı standardından ziyade mobil cihaz ve operatör arasındaki bir mobil bağlantı standardı. Wi-Fi 6 ise internete ihtiyacı artan cihaz sayısından dolayı yüksek band genişlikleri ve azalan stabilizasyona Wi-Fi 5 teknolojisinin yeterli cevabı verememesi ve daha hızlı bağlantı üzerine artan talep dolayısıyla geliştirildi. Yani internete olan ihtiyacımız, internet hızına olan ihtiyacımız arttığından yeni bir standarta geçiş aşamasındayız. Wi-Fi 5 üzerinden kurulan bir bağlantı 3.5 gigabit hıza kadar destek sunabilirken Wi-Fi 6 üzerinden kurulan bir bağlantı 9.6 gigabit hıza kadar erişebiliyor. Tabii ki bu veriler kağıt üzerindeki teorik veriler. Wi-Fi 6, Wi-Fi 5'ten 2.7 kata kadar daha hızlı bağlantı sunabiliyor da diyebiliriz. Ayrıca Wi-Fi 6'nın band genişliği Wi-Fi 5'ten 4 kat daha fazla. Böylece aynı anda daha çok cihaz internete bağlandığında Wi-Fi 6 bu yükü kaldırabiliyor ve yavaşlamalar yaşanmıyor. Hatta bunu olabildiğince düşürüyor Wi-Fi 6 standardı bu yavaşlamayı. Peki Wi-Fi 6 teknolojisini kullanabilmek için ne yapmak gerekiyor da diyebilirsiniz tam bu noktada. Cevap aslında oldukça basit. Modeminizin ve cihazınızın Wi-Fi 6 destekli olması bunun için yeterli. Bu logoyu gördüğünüz, göreceğiniz her ürün ve cihaz Wi-Fi 6 teknolojisine resmi olarak sahip diyebiliriz. O halde konumuza, yani bu arkamdaki ufak canavara dönecek olursak tasarımdan incelemesine başlıyorum. Asus RT-AX86U oyun ve diğer zorlu görevler için üretilmiş ortalama bir fiyata sahip yüksek performanslı bir router. Asus yalnızca oyun oynamak için tasarlanmış ROG Rapture adlı bir dizi uzman router'a yönlendiriciye zaten sahip. Rapture yönlendiricileri süper hızlı ancak aynı zamanda büyük, ağır ve ne yazık ki pahalılar. Bu da Asus RT-AX86U'yu bunlar karşısında cazip bir teklif haline getiriyor. Bizim incelediğimiz model Rapture serisine göre yarı yarıya daha portatif ve hafif. Aynı zamanda fiyat olarak da ondan epey ucuz. Tamam ucuz ama hani çok ucuz değil. En son Wi-Fi 6 teknolojisine destekleyen yüksek performanslı çift bantlı bir yönlendirici için rekabetçi bir fiyata geliyor diyebiliriz. Mat siyah renkteki cihaz yalnızca 242 mm genişliğinde ve 10 mm derinliğinde. Bu ölçülerle de birçok oyun router'ından daha kompakt. Bununla birlikte dik tasarımı ve üst panelde yer alan 3 adet büyük antenle tam 320 mm yüksekliğe sahip olduğunu da belirtelim. Bu nedenle bu antenlere nefes alması için alan vermek istiyorsanız biraz daha alana ihtiyacınız olacak. Bir de yönlendiricinin içine gizlenmiş sinsi bir dördüncü anten de var. Tabi bunu görmeniz için cihazın içini açmanız gerekiyor. Uzaktan oldukça havalı duran bu router'ı sadece dik olarak kullanabiliyorsunuz. Yatay mod burada yok. Alt tarafta ise kırmızı renkli ızgaralar var ki cihaz rahat hava alabilsin. RT-AX86U 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarında Wi-Fi 6'yı destekliyor. Buna ek olarak 5700 Mbit'lik yüksek bir hıza sahip ve bunu kablosuz olarak sunabiliyor. Dikkatinizi çekiyorum, bunu kablosuz olarak sizlere sunabiliyor. Bu da onu çoğu oyun, video ve müzik akışını işlemek için yeterince hızlı hale getiriyor. Wi-Fi 6 gerçekten yüksek hız sağlamanın yanı sıra aynı anda birçok cihaza veri iletirken güvenilirliği artırmak için OFDMA gibi yeni teknolojileri de kullanıyor. OFDMA cihaz üzerinde açılan kanalları parçacıklı bir şekilde ayırabiliyor. Yani evinizde ona yakın hatta daha fazla alıcı varsa bu router'la hepsini sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında beamforming var. Bu teknoloji sayesinde kablo sağa bağlanmak isteyen cihaza göre antenler sinyal dağılımını değiştirebiliyor. Pratikte 5 GHz yayının menzilini arttırıyor. Bilgisayarınızın veya mobil cihazlarınızın bu gelişmiş özelliklerden tam olarak yararlanması için Wi-Fi 6'yı desteklemesi gerek. Ancak Wi-Fi 6 yönlendiricileri
802.11ac Wi-Fi kullanan mevcut cihazlarla da uyumlu. Yani bunun gibi yeni bir Wi-Fi 6 yönlendirici satın alırken uyumluluk sorunları hakkında endişelenmenize gerek yok. Asus RT AX86U internet bağlantıları için 2 adet WAN bağlantı noktası içerdiğinden geleceğe yönelik bir cihaz. Buna ek olarak standart bir gigabit internet bağlantı noktası ve ayrıca daha hızlı 2.5 gigabit bağlantı noktası da cihazın arkasında yer alıyor. Eğer bilgisayarınızda 2.5 gigabit port yoksa ekstra Ethernet kart satın almanız gerek. Piyasada yine Asus ve diğer üreticilerin bu tipte Ethernet kartları mevcut, onlara bir bakın derim. Ayrıca kablolu bağlantıya ihtiyaç duyan cihazlar için 4 adet ek gigabit Ethernet bağlantı noktası ve ev ağınızda paylaşılabilen USB depolama aygıtlarını bağlamak için 2 adet USB 3.2 bağlantı noktası da bulunuyor. Aslında Asus iCloud adlı uygulamasıyla bunu bir NAS cihazına da dönüştürmenize izin veriyor. O da şöyle oluyor. Arkadaki USB cihazlardan birine herhangi bir depolama cihazını bağlarsanız dışarıdayken sallıyorum 1 TB'lik veriyi hızlıca download edebiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Bu sayede WeTransfer gibi çözümlere de ihtiyaç duymuyorsunuz. Çünkü bu ondan çok daha hızlı. Pek çok router gibi bu modelde mobil uygulamasında oyun oynama veya video akışı gibi belirli görevler için performansa öncelik verebilen bir hizmet kalitesi özelliğine sahip. Bununla birlikte yönlendiricinin kendisi de Ethernet bağlantı noktalarından birini özel bir oyun bağlantı noktası olarak atayabiliyor ve bu bağlantı noktasına kablolu bağlantısı olan herhangi bir cihaza otomatik olarak öncelik veriyor. Asus Router uygulamasından tek bir dokunuşla mobil oyunların gecikme süresini düşürebilirsiniz. Bu oldukça işe yarayan bir özellik. Hani böyle bir Counter Strike Go veya PUBG oyuncusuysanız oldukça işinize yarayacak, ping sayınızı düşürecek. Yönlendiricinin web tarayıcısı arayüzüne girdiğinizde Asus'un Nvidia ile birlikte geliştirdiği özel bir GeForce Now seçeneğini de göreceksiniz. Bu Nvidia'nın GeForce Now oyun akış hizmeti gibi canlı oynanan oyun hizmetlerini kullanırken performansı arttırmak için tasarlandı ve en iyi oyun performansı sağlamak için yönlendiricinin mevcut band genişliğinin %90'ına kadarını buraya tahsis ederek seçilen cihazlara hiper önceliklendirme verebiliyor. Şunu da es geçmeyelim, cihazın kurulumu da oldukça hızlı ve basit. Başlamak için router'ı modemime taktım ve masaüstü bilgisayarımı LAN bağlantı noktalarından birine bağladım. PC'de bir web tarayıcısı açtım. Adres çubuğuna router.asus.com yazdım ve yeni ağ kura dokundum. Birkaç ayar ve parola adımlarından sonra, ki bu toplamda 3-4 dakika sürüyor, router kullanıma hazır hale geliyor. Zaten ondan sonra ayarları ister web üzerinden yapabilir, isterseniz de mobil uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Hatta mobil uygulama bana çok daha kullanışlı geldi. Asıl gelelim performansına. Şimdi burada her şey oyun oynamakla ilgili değil. Evet, oyun konusunda cihaz oldukça iyi, ona sözümüz yok. CSGO ya da PUBG'de artık daha iyi ping değerlerine sahibim bu router sayesinde. Buna ek olarak Asus uygulaması size 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarını birleştiren tek bir ağ oluşturma, iki bandı farklı ağlara ayırma seçeneği ya da basit bir kurulum işlemi gibi birçok yararlı özellik sunuyor. Daha ileri düzey kullanıcılar iOS veya Android için daha basit Asus uygulamasını kullanmak yerine bir Mac veya PC'de web tarayıcısı ara birimini kullanarak ağ kurulumlarında ince ayarlar yapabilir ki Asus bu konuda size pek çok ince ayar seçeneği sunuyor. Web'deki konsoldan uyarlanabilir hizmet kalitesi ayarlarını kullanarak band genişliği eşikleri atayabilir, uygulamaya özel band genişliği önceliklendirmesini yapılandırabilir veya belirli cihazlara band genişliği önceliği atamanıza olanak tanıyan Gear Accelerator'a ulaşabilirsiniz. Burada ayrıca mobil cihazlarda çevrim içi oyun performansını arttırmaya yardımcı olan mobil oyun modu ve çevrim içi oyunlar için bağlantı noktası yönlendirme kuralları oluşturmanın hızlı ve kolay bir yolunu sunan OpenNAT ayarlarını da bulabilirsiniz. Cihaz içine dahil edilen sanal özel ağ, yani VPN'i kullanmak isteyenler için hem VPN sunucusu hem de VPN istemci ayarlarını yapılandırmanın yanı sıra IFTTT'yi etkinleştirmek için kontroller de var. IPTV var mı diyenler için evet, IPTV de bu cihazda mevcut. Trend Micro tarafından sağlanan kötü amaçlı yazılım koruması ve uygun olmayan materyaller için içerik filtreleri de dahil olmak üzere iyi bir ebeveyn denetimleri seçimi ve internet erişimini belirli zamanlarda kısıtlamak için zamanlama seçeneği de bu cihazda mevcut. Bu güvenlik özellikleri ve ebeveyn denetimleri bazı rakip routerların sunduklarından çok daha iyi. Asus aynı zamanda bu özellikler için ekstra abonelik ücreti de talep etmiyor. Asus RT AX86U performans konusunda aslında hayal kırıklığına uğratmıyor.
50 megabit internet bağlantımı sınırlarına kadar zorlamayı başardı. Aslında aynı odadaki cihazlar için 55-56 megabit ile de biraz ekstra hız elde edebildim. Yani sunulan internetin üzerine çıkabildim bu router sayesinde. Ayrıca evimin arka tarafında, yani iki duvar arkada, çok zayıf Wi-Fi sinyali alan bir odam var. Ancak RT-AX86U o odada da sağlıklı ve sabit hızlar sunabildi. O odada normalde aldığım hız 30 megabitti. Asus'tan sonra orada aldığımız 46-47 megabite kadar çıktı. Bu arada benim evim 75 metrekare civarında ve evin her yerinde tutarlı hızlar alabiliyorum artık bu router ile. Bu da Asus RT-AX86U'yu iyi bir kapsam alanı, oyun, video ve diğer zorlu çevrimiçi görevler için yüksek hızlar sunan çok yönlü bir Wi-Fi yükseltmesi yapıyor. Güç tüketimi tarafında da güce çok fazla aç bir cihaz değil. Boştayken 8 watt civarı, yükteyken de 14 watt civarı güç tüketiyor. Çalışırken çok ısınıyor mu derseniz, ağır yük altındayken yok takıldı, kasıldı, reset atayım, bir soğusun durumları söz konusu değildi. Ilıktı yani cihazın dış kasası, öyle söyleyeyim sizlere. Ben evde bu router'a yaklaşık 16-17 cihaz bağladım ve bana mısın demedi. Hiçbir zaman teklemeden, ısınmadan veya işte kapanıp açılmadan bu cihazı rahatlıkla kullanabildim. Sonuca bağlayacak olursam, Asus RT-AX86U hardcore oyunculara hitap edecek birçok özellikle harika Wi-Fi 6 performansı sağlıyor. Bununla birlikte diğer kullanıcılara da hitap edecek kadar çok yönlü. RT-AX86U kablolu bağlantı ihtiyaç duyan PC'ler veya konsollar için, özel bir oyun bağlantı noktası ve Wi-Fi kullanan mobil cihazlar için tasarlanmış, özel bir mobil modda dahil olmak üzere oyuncular için kullanışlı özelliklerle dolu. Canlı yayın ya da akış hizmetleri için GeForce Now modu ile oyun oynamanın geleceğine bile göz atabiliyor. Wi-Fi 6 konusuna gelirsek, bu teknoloji süper hızlı olacak şekilde tasarlandı, ancak aynı anda birçok farklı cihaza güvenilir Wi-Fi sağlamaya da odaklanıyor. Tabletlerin, akıllı telefonların, bilgisayarların ve konsolların Wi-Fi band genişliğinizin bir bölümü için rekabet ettiği evler için harika. Bazı router üreticileri hıza odaklanınca güvenlik ve ebeveyn denetimleri gibi önemli özellikleri gözden kaçırabiliyor, ancak Asus uygulaması çocukların internet kullanımını izleyebilmeniz ve onları çevrim içi alanda güvende tutmak için içerik filtreleri kullanabilmeniz adına profiller oluşturmayı da kolaylaştırıyor. Şu da var tabii, yüksek hızlı bir Wi-Fi 6 router için rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılsa da bütçeniz sınırlıysa RT-AX86U size biraz pahalı gelebilir. Bu konuda haklısınız. Ancak dediğim gibi bu router size pek çok özellik sunuyor ve bir nevi fiyatını hak ediyor da diyebiliriz. Piyasada Wi-Fi'nin mevcut nesil 802.11ac sürümünü kullanırken çok iyi performans sağlayabilen daha uygun fiyatlı routerlar da var. İsterseniz yine Asus'un bu özelliklere sahip modellerine de bakabilirsiniz. Sürekli oyun oynamıyorsanız da yine Asus'un diğer routerlarına göz atabilirsiniz. Neden diyeceksiniz? RT-AX86U'da bulunan süper hızlı 2.5 gigabit geniş band bağlantısı kullanma yeteneği veya GeForce Now gibi akış hizmetlerine öncelik verme gibi pek çok yerleşik özellikle oyunculara odaklanıyor aslında. Akşamlarınızı Twitch'te geçirmiyorsanız muhtemelen bunun gibi pahalı bir router'a ihtiyacınız olmayabilir. Öte yandan RT-AX86U benim 75 metrekarelik mütevazi evimde iyi bir Wi-Fi kapsam alanı sağladı. Ancak bazı büyük evler tek bir geleneksel router'dan daha fazlasına ihtiyaç duyabilir. Eviniz genişse veya üst ya da alt katlara bölünmüşse farklı odalara iki veya daha fazla yönlendirici yerleştirerek Wi-Fi'nızı genişletmenizi sağlayan bir örgü ağ sisteminden yararlanabilirsiniz. Yine Asus'un bu tip ürünlerine internet sitesinden göz atabilirsiniz. Peki diyeceksiniz ki bu cihazın fiyatı ne kadar? Asus RT-AX86U'ya yaklaşık 2054 TL'ye sahip olabilirsiniz. Evet, bu cihaz hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım bu oyuncu router'ı ve Wi-Fi 6 hakkında sizi az çok bilgilendirebilmişimdir. Değinmediğim veya aklınıza takılan herhangi bir soru varsa alt tarafa yorum olarak ekleyin. Cevaplamaya çalışırım. Bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Her taraftan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.